Merhabalar. Şimdi paylaşacağımız parti 2001 yılında Bilet Olimpiyatlarında oynanmış bir parti. Beyaz Nilüfer Çınar, siyah ise Beverly Mendoza, Türkiye-Filipin karşılaşmasından alınmış bir parti. Şimdi bu oyunu seçmemin amacı çocuklarımıza açılış bölümünde bezirle çok oynamamaları gerektiği ve de piyon avcılığına girişmemeleri için güzel bir örnek teşkil ediyor diye düşündüm. E4, D5, bir İskandinav partisi, E5, vezir, D5. İskandinav savunmasını küçümsemiyorum tabii ki, ancak at C3, vezir A5'e bir tempo kaybetmiş durumda siyahlar. Bundan sonraki hamlelerini çok enerjik oynamak zorundalar. Birçok varyantta siyahın İskandinav savunması Karakan varyantına benzer özellikler taşımakta. Şu ED5'e burada at F6 hamlesini daha çok tavsiye ediyorum. Şimdi vezir A5 oynamıştık. Şimdi 20 hamlelik bir parti bu. Siyah 9 kere veziriyle hamle yapmış ve de piyon peşinde koşuyor sürekli. D4'e at F6, fil C4, C6, fil D2. Buraya kadar olabilir. Ancak vezir B6 hem D4'e hem B2 piyonuna baskı yapıyor. Beyaz ise at F3, yani fil G4'ün olmadığını hesaplayarak merkez piyonunu koruyor. Vezir B2 yaparsa kale B1 olur. Yani sonuçta vezirle kaçıncı hamlesi ve siyahın gelişimi yok denecek kadar az. Şimdi at F3'e fil G4. Bu tabii soru. Neden derseniz fil F7. Taşı geri alacak beyazlar. Şah F7. At E5. Şah, şah G8'e, at G4. Şimdi beyaz bir piyon kazandı. Vezir D4. Piyonlar eşit şimdi vezir D4'ten sonra. At F6, şah, EF6 ve vezir E2, vezir E6'dan mat istiyor. Vezir E5. Şimdi tabii ki beyaz vezir değişmeyecek. Fil E3. Bu sefer de C4'ten mat istiyor. Fil E3, vezir E6 ve uzun rok. Şimdi at A6. Yani kimi zaman oynamaya mecbur kalabiliriz ama yani atın ayakları dışarıda. Hoş değil tabii ki. Ve beyaz H1'deki kaleyi de oynayarak bütün taşlarını oyuna çıkmış oldu. Şimdi burada fil B4 oynamış siyahlar. Yine piyon peşinde. A2 piyonuna dikti gözünü bu sefer de. Ama H8'deki kaleyi görüyorsunuz. A8'deki kale oyunda değil. Yani burada şöyle bir devam yolu olabilirdi. H5, yani mat tehditlerinden çıkıp şimdi A3 olabilir. Fil B4'ü kesiyor. At C5, vezir D2. Şimdi fil C5 istiyor. Vezir F7, şah B1, kale E8. Yani toparlanmaya çalışmalıydı siyahlar. Şimdi fil B4,
oynayınca tabii ki bu dubleye izin veremeyiz. Vezir D3. Şimdi Vezir D3'te tabii fil yine oynandığında vezir istekte. Fil C3. Vezir C3'e. Vezir A2. Şu anda siyahlar bir piyon önde. Kaleler 7. yataya ulaştıklarında tahrip gücü çok yüksek olurlar. Kale D7. Vezir A1. Şah D2 ve vezir A4'e. Burada çok sert bir hamle, bitirici bir hamle. Fil H6. Şimdi fil H6'ya kale direkt kale G7. Sonra vezir F6 ile mat istiyor. Alırsa bunu vezir G3 ile şah ve mat oluyor. Ve fil H6'ya G6 oynadığında yine kale G7, vezir F6 matı var. Burada beyazlar terk etti. Özür diliyorum. Siyahlar terk etti.